kızamık vaka sayısının dünya çapında 2018 yılına oranla 3 kat arttığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü küresel kızamık salgını uyarısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü alarm verdi. Peki Türkiye'de durum ne? Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Meltem Erol, kızamık sebepleri ve belirtileri hakkında bilgi verecek. Sizin de bu konularda sorularınız varsa bize katılabilirsiniz. 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı iletebilirsiniz. Sayın Erol, hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sizi yeniden stüdyomuzda görmek çok güzel. Teşekkürler. Bugün de aslında önemli bir konu. Hatta çok güncel bir konuyu konuşacağız. Evet. Dünyada rakamlar 2018 yılına göre 3 kat daha artmış. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre kızamık vakaları. Peki genelde hangi ülkelerde görülüyor hocam bu vakalar? Dünyada şu anda kızamık vakalarında belirgin bir artış var. O rakamlar özellikle 2010 yılından itibaren tüm dünya çapında bir takım salgınların olduğu bildiriliyor. Vaka sayısı da oldukça artış göstermekte. 2009'lu yıllarda, 2010'dan önce dünyada bildirilen kızamık vaka sayısı 7.000-8.000'li rakamlardayken bu rakam 2016'larda yaklaşık olarak 30.000'li rakamlara çıktı. En son 2018'de de 85.000 civarında kızamık vakası bildirildi ve 72 civarında da kızamığa bağlı ölümler bildirilmiştir. Kızamık özellikle Batı Avrupa ülkelerinde en çok yaygın olduğu ülkeler Batı Avrupa ülkeleri. Gelişmiştir ülkeler aslında hocam. Evet, gelişmiş ülkeler. Bunların arasında Ukrayna, Rusya, Romanya, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan bu ülkeler bulunmakta. Aynı zamanda bizim komşu ülkelerimizde de Irak'ta, İran'da ve Suriye civarında da gene kızamık görülmekte. Peki hocam, Batı ülkelerinde bile bu kadar çok artmasının sebebi ne olabilir sizce? Batı ülkelerinde artmasının sebebi şöyle, kızamık aşılanmasına karşı bir, özellikle Batı ülkelerine başlayan bir aşı karşıtlığı var. Bu 1998 yılında İngiltereli bir doktor tarafından bir dergide yayınlanmış. Civa, kızamıkçık kabakulak aşılarının içerisinde bulunan Civa'ya karşı Civa'nın çocuklarda otizme yol açtığına dair bir söylenti, bir makale ortaya atıldı. Bundan sonra da bu ülkelerde özellikle aşı karşıtlığı, ciddi bir aşı karşıtlığı başladı. Ondan dolayı da bu aşılanma oranının düşmesi dolayısıyla kızamık salgınları başladı. Dünya Sağlık Örgütü bir salgını önleyebilmek için aşılanma oranının %94 olmasını önermekte. Ama bu global küresel aşılanma oranı %84 civarına düşmüş durumda. Düşük bir rakam, evet, değil mi? Evet, evet, düştü. Ondan dolayı da salgınlar arttı. Ama bu konuda özellikle 2019'dan itibaren, 2019 yılı itibariyle Dünya Sağlık Örgütü bu konuyla ilgili ciddi önlemler almayı düşünüyor ve bu konuyla ilgili de ciddi girişimler planlanıyor. Bugün Amerika'da bile belirli eyaletlerinde ciddi kızamık salgınları yaşanıyor şu anda. Peki hocam, şimdi aşı karşıtlarının bildiği, okuduğu bu makale, bu bilgi doğru mu? Gerçekten otizme yol açıyor mu bu aşılar? Şimdi şöyle, o konuyla ilgili de bilimsel olarak kanıtlanmış herhangi bir şey yok. Hatta o makale, 1998'deki makale geri çekildi. O bilimsel bir kanıta dayanmadığı için. En son 2019 yılında yapılmış bir yeni çalışmada, Danimarka'da yapıldı bu çalışma. Özellikle 10 yıl süreyle aşılanan çocuklar incelendi ve otizm kılavuzları ile beraber aşıların ileri dönem takiplerde de bu aşıların çocuklarda otizme yol açmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Artık böyle bir kesinlikle aşının otizme yol açtığına dair herhangi bir kanıtımız yok. Bilimsel bir kanıt yok şu anda. Böyle bir korkuya, kaygıya da gerek yok herhalde, değil mi? Evet, kaygıya ve korkuya gerek yok. Peki Türkiye'de rakamlar ne yönde hocam? Yeni kızamık vakalarıyla karşılaşıyor musunuz günümüzde? Evet, karşılaşıyoruz. Yeni kızamık vakaları görüyoruz. 2012 yılından itibaren Türkiye'de de yabancı ülkelerdeki temaslarla temaslardan kaynaklanan kızamık vakaları görülmeye başladı. Ülkemizde 2016 yılı civarında bildirilmiş 9 tane laboratuvar tanılı 9 adet kızamık vakası varken bu oran 2018'de 600'lü rakamlara çıktı. 2019'da da yaklaşık olarak 1000'li rakamlar civarında. Gitgide yükseldi mi? Gitgide yükseldi. Artış görüyoruz bizde. Peki yine Türkiye'deki ebeveynlerin aşı karşıtlığıyla bağdaştırılabilir mi bu durum? Türkiye'de yurt dışındaki kadar, Avrupa'da ve Amerika'daki kadar ciddi bir aşı karşıtlığı yok. Sadece bizim ülkemizde aşı kararsızlığı var. Şimdi sağlık ocakları ve ana çocuk sağlıkları bizde aşılanmayı oldukça sıkı tutuyor. Bebeklik çağındaki aşı oranlarımız oldukça yüksek bizim. %97 civarında bebeklerin aşılanması. Ama kızamık aşısı tek dozda %93 oranında bağışıklık sağlarken bu 2 doz olarak öneriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasında da bu şekilde 2 doz şeklinde. 2 doz aşılamanın da %97 oranında koruyuculuğu var. Okullarda ilkokul 1. sınıfta şu anda 2. dozu yapılıyor. O konuda ailelerin kararsızlığı var. O 2. dozunu yaptırma konusunda aileler biraz kararsız davrandığı için 2. doz genellikle yapılamıyor. 2. doz aşılanma oranı %73'lerde. Zorunlu ama değil mi bu aşı? Evet, zorunlu. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya aldığı zorunlu aşılardan bir tanesi. Ama ancak 2015 yılında ailelere çocuklarına aşılanmalar için onam vermeleri için kağıt gönderildi. Onaylamaları için bu konuyu. Ailelerin bir kısmında bu konuda çekimser kaldıkları için onam vermedi. Aile onam vermediği için de tabii ki aşılanmadı çocuklar. Bu konuyla ilgili sokağa çıktık hocam. Aşı karşıtlığı ile ilgili ne yanıtlar almış olabiliriz sizce? Yani bir kısmı aşıya inanıyor. Yani aşının yapılması gerektiğini düşünüyor. Ama aşı karşıtı olanlar da var. Yani ama bence herhalde aşılanmayı düşünenlerin oranının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Birlikte izleyelim. Bazı aşı karşıtı insanlar var. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi ben bu konuyu araştırdım, doktorlarla da konuştum. Bunların çok yanlış olduğunu düşünüyorum ama onlara da saygı duymak lazım. O da onların artık kendi kişisel fikri. Ama yani biz doktora gidiyoruz, kendi doktorumuz var. Ondan nasıl bir tedavi uyguluyorsa, nasıl bir sonuç alıyorsa onun doğrultusunda biz çocuğumuzu ona göre yaptırıyoruz. İyi bir şey değil. Allah korusun, ileride felç olabilir, bir şey olabilir. Her şey olabilir. Vallahi ben bu konu hakkında çok araştırma yapmadım ama aşılarının düzenli yapılması, tam olmasını yanayım. Mesela kızamık aşısı zamanında yapılmadığı zaman ileride çok ciddi hastalıklara yol açıp. Ya bence aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor. Hani vücut sağlığımız için, kendimiz için. Onlar o mikroba karşı alınan aşılar. Ama grip aşısı her dönem değişen bir grip virüsü olduğu için o virüse uygun olup olmadığını bilemeden yapıldığımız aşılar diyerek düşünüyorum ben. Ne diyorsunuz yanıtlara hocam? Yani tahmin ettiğiniz gibi değil mi? Tahmin ettiğim gibi. Evet. Çekimsel olanlar da var, onaylayanlar da var. Evet. Yani biz yapılması taraftarıyız tabii ki. Yapılmasını öneriyoruz biz. Hatta bu konuyla ilgili de son dönemlerde aşı kararsızlığıyla mücadele etmek için Sağlık Bakanlığı insanların daha bilinçli aşı konusunda bilgilendirilmesi amacıyla bir web sitesi oluşturdu. Oradan halkımız daha rahat, daha güzel, sağlıklı bir şekilde bilgi alabilir. Oradan bilgileri okuyabiliriz öyle mi? Evet. Peki şimdi hocam acaba aşılanmamış insanlara virüs bulaştıktan sonra da aşı yapılabiliyor mu? Tabii ki. Şimdi kızamıklı vakayla temas eden aşılanmamış kişilere özellikle ilk 3 gün içerisinde 72 saat içerisinde kızamık aşısı yapılırsa koruyuculuğu var. Eğer 3 günü geçtiyse 6 gün içerisinde de kızamığa karşı özel bir immünglobulinimiz var bizim ilaç. O yapılıyor. Bu şekilde koruyuculuk sağlanmış oluyor. Peki çocukluğumuzda aşı yapılıp yapılmadığını mesela yetişkinler nasıl anlayacak? Şunun için soruyorum. Eğer bir yetişkin hamileyse bu aşıyı yaptırabilir mi yine? Kızamık aşısını şöyle, kızamık aşısı aşılarımızın bir takım farklı yapıları var. Kimi inaktif aşı, kimisi de canlı aşı. Biz hamile gebelere kızamık aşısını önermiyoruz. Çünkü canlı aşı olduğu için reaksiyona sebep olabileceği için gebelere, ümmün sistemi baskılı insanlara, kemoterapi olan hastalara önermiyoruz kızamık aşısını. Peki mesela geçen yıllara oranla yetişkin bir insanı ele alalım. Çocukluğunda olmuş bir kızamık aşısıyla şimdi olacağı bir kızamık aşısının birbirinden farkı var mıdır? Yeniden olmalı mıdır bu aşıyı bir yetişkin? Eğer risk grubundaysa olmalı tabii ki. Risk grupları kimler? Risk grupları sağlık çalışanları, ondan sonra sağlık personeli, Ve kalabalık ortamda yaşayanlar, mesela askerler, kalabalık ortamda salgınların rahatça olabileceği yerde yaşayanlar. Risk varsa salgın dönemlerinde, yani hani sürekli olması veyahut da düzenli aşılanması gerekmiyor. Salgın varsa aşılanması gerekir. Çocukluğunda aşı olsa bile aşılanması gerekir. Aşı olsa bile. Hı-hı. Yurt dışına gidecek izleyicilerimiz için tavsiyeleriniz olacak mı? Yurt dışına gidecek izleyicilerimiz için evet, aşılarına, çocuklarının aşılanmış olup olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Yani yetişkinler bağışıklıkları daha güçlü olduğu için hani çok kolay enfekte olmazlar, ama çocuklar açısından riskli. Mutlaka çocukların aşılarının tam olup olmadığını, kızamık aşılarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Peki bu aşının yan etkisi var mı hocam? Aşının yan etkisi bilinen ciddi bir yan etkisi yok. Sadece biraz halsizlik, yorgunluk, eklem ağrıları, belki ateş yüksekliği yapabiliyor kızamık aşısı. Gelelim kızamağa. Kızamık nasıl bir hastalıktır? Sadece çocukluk çağında mı görülür, yoksa yetişkinlikte de görüldüğü olur mu? Kızamık hastalığı oldukça eski, genellikle çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen bir hastalık ve çok bulaşıcı, çok kolay bulaşan bir hastalıktır. Rubeola virüsü adını verdiğimiz bir virüsle bulaşan bir hastalık. Özellikle bu virüs solunum yolu enfeksiyonuna seviyor. Damlacık enfeksiyonu dediğimiz öksürmekle, aksırmakla ve yakın temasla çok kolaylıkla saçılabiliyor ortalığı. Aynı grip gibi mi yani? Evet, aynı grip gibi. Hı hı. Aynı grip gibi alınıyor. Vücutta bir süre inkübasyon dönemi dediğimiz kuluçka dönemi diye geçer bu. Vücutta belli bir süre saklı kalıyor. Bu süre yaklaşık olarak 7-12 gün veya 4-8 gün arasında. Ondan sonra yavaş yavaş belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Kızamık hastalığının şöyle bir özelliği var. Döküntüler başlamadan 4 gün önce ve döküntüler bittikten sonra da 4 gün sonra da bulaştırıcılığı hala devam ediyor. Yani totalde bir 10-15 gün kadar kişinin izole mi edilmesi gerekiyor? Evet, ortalama bir 10-15 gün izole edilmesi gerekiyor. Bu inkübasyon kuluçka döneminden sonra yaklaşık olarak bir 3-5 gün sonra bir hafif bir ateş yüksekliği, burun akıntısı, kuru öksürük, gözlerde akıntı. Kızamıklı çocuğun böyle çok tipik bir görüntüsü vardır. Her yeri akar, gözü akar, burnu akar. İşte öksüren bir çocuk öksürür. Ağız içerisinde de biz ona koplik lekeleri deriz. Yanak içerisinde beyaz beyaz noktalar ortaya çıkar. Apsa gibi. Evet, aft gibi lezyonlar ortaya çıkar. Ondan sonraki dönemde, 3. günden sonra başlayan dönemde de yavaş yavaş döküntüler başlar. Kızamığın döküntüleri saçlı çizgiden, kulak arkasından başlar, yüzden vücuda doğru yayılır. Ondan sonra da kol ve bacaklara doğru gider. Döküntüler böyle noktasal tarzda kırmızı döküntülerdir. Daha sonra bu döküntüler birbirleriyle birleşir ve kahverengi bir renk alarak kaybolur döküntüler sonra. Döküntüler kaybolurken de ateş düşmeye başlar. Yani kendi kendine iyileşebilen bir hastalık mıdır? Evet, kendi kendini sınırlayabilen bir hastalıktır kızamık normalde. Kızamık tedavisinde bizim yaptığımız genellikle çocuğun eğer beslenmesi iyi değilse, iyi beslenemeyeceğini düşünüyorsak, malnütre dediğimiz beslenme yetersizliği varsa, ateşi çok yüksekse, kontrol altına alınamıyorsa biz o zaman hastaneye yatırırız. Yatırdığımız zaman da çocukları zaten izole ederiz. Tekli odalara yatırırız ki başka çocuklara bulaştırmasınlar diye. Sağlık çalışanlarına da bulaşmaması önemli değil mi? Evet, sağlık çalışanlarına da bulaşmaması gerekiyor. O yüzden biz odalarına girerken o çocukların maskelerle korumak amacıyla, sağlık çalışanlarına da bulaşabilir çünkü, izole bir şekilde çocuklarla temas ederiz. Ondan sonra sıvı tedavisi, özellikle beslenemiyorsa sıvı tedavisi, destek tedavisi ve ateşini düşürmeye yönelik tedavi yöntemleri uygularız. Gene bahsettiğim gibi beslenmesi bozuksa, malnütrisyonu varsa çocuğun A vitamini desteği, kızamık tedavisinde A vitamini, eğer beslenmesi bozuksa çocuklarda önerilir vitamini A. Onun haricinde kızamığın gelişebilecek bir takım ciddi komplikasyonları vardır. Ne gibi? Bunların en önemlisi, en çok görülen orta kulak enfeksiyonudur. Orta kulak enfeksiyonu bir bakteriyel, virüse bağlıdır kızamık. Kızamığın tedavisinde antibiyotiğin yeri yoktur. Ancak orta kulak enfeksiyonu gelişirse o zaman antibiyotik tedavisi verilebilir. Yine en ölümcül, eskiden kızamıkta ölüme yol açan komplikasyonlardan bir tanesi de ağır pnömoni, yani zatürelerdir, akciğer enfeksiyonu. Yani bir süre sonra zatüreye de dönüşme ihtimali var mı? Evet, dönüşme ihtimali var. Bu zatüreye dönüşme ihtimali var. O yüzden biz her vakayı yatırmayız. Eğer genel durumunu iyi görüyorsak çocuğu evde takip ederiz. Yakın aralıklarla eve göndeririz. Kontrole gelmesini isteriz. Ama aileye de sıkı sıkı tembih ederiz. Öksürürse, ateşi düşmezse, İshal de önemli komplikasyonlarından bir tanesi. Mutlaka bize tekrar getirmelerini söyleriz aileye. İshal olursa da zaten sıvı tedavisiyle devam ederiz tedavimize. Peki hocam, her çocuğa bulaşabilir mi bu hastalık, yoksa belli risk grupları var mıdır çocuklar arasında? Genel anlamda her çocuğa bulaşabilir. Hatta eskilerin bir lafı var. Kapı aralığından bulaşabilen bir hastalık derler. Yani çok bulaşıcı bir hastalıktır. Ama bağışıklığı düşük olanlara tabii ki daha kolay bulaşır. Ama genel anlamda da kalabalık çevrede, okullarda falan kolaylıkla bulaşabilecek bir hastalık. O yüzden biz 10-15 gün izole olmasını isteriz çocukların. Peki hocam, şimdi bazı vakalarda orta kulak iltihabı, bazı vakalarda zatürreye varan sonuçlar görüyoruz dediniz. Evet. Acaba bu belli başlı çocuklarda mı görülüyor, yoksa her kızamık vakasında karşılaşıyor musunuz? Yok, her kızamık vakasında karşılaşmayız. Bu komplikasyon dediğimiz, yani bazı hastalıklarda ortaya çıkabilecek bir takım risklerdir. Yani hani bu hastalığın seyri sırasında bunlar genellikle bağışıklık sistemi çökmüş çocuklarda, iyi beslenemeyen çocuklarda daha sık gördüğümüz komplikasyonlardır. Peki belli gruplarda görülür mü hocam? Örneğin sosyoekonomik açıdan düşük çocuklarda daha sık görüyoruz gibi bir gözleminiz var mı? Evet. Ya da belli yaş gruplarında? Belli yaş gruplarında özellikle 5 yaş altı çocuklarda daha fazla görüyoruz. 5 yaş altı? Evet, 5 yaş altı çocuklarda. Ve çünkü bu çocuklar, evet, sosyoekonomik düzeyi düşük toplumlarda ve 5 yaş altındaki çocuklarda daha sık görülüyor. Kız erkek ayrımı öyle bir dağılımı yok. Kız erkek ayrımı, hani peki, kızlarda daha fazla ve erkeklerde daha fazla. Peki yetişkinlerde de görülebilir mi hocam? Bulaşabilir mi yetişkinlere? Bulaşabilir. Yetişkinlere de bulaşabilir. Çocuklarla temas halinde olan yetişkinlerde de görülebilir kızamık hastalığı. Şöyle de bir özelliği var. Kızamık hastalığı, kızamık geçirdikten sonra ömür boyu bağışıklık kazanır. Yani hani bir daha o çocuk o hastalığı geçirmez. Evet. Peki türevlerini geçirebilir mi? Kızamıkçık, işte kaba kulak. Onlar daha farklı hastalıklar. Yani tabii onları geçirebilir. Onlar tamamen kızamıktan farklı hastalıklar. Ama aşı olarak bizde şimdi 15. ayda kızamıkçık, kaba kulak aşısı. Aşıları beraber yapılıyor o hastalıkların. Ama onlar tamamen farklı hastalıklar. Tabii ki kızamık geçiren bir çocuk başka bir hastalık, çocukluk çağı hastalığını kaba kulağa, kızamıkça geçirebilir. Şimdi mesela aklıma şu soru da geldi hocam. 2 tane çocuğu olsun bir ailenin. Büyük çocuk 5 yaşında, bir de bebek var evde. Evet. Büyük çocuk geçirmişse kızamık, bebeğe bulaştırmaması gerekir değil mi? Çok bulaştırmaması gerekir ve bulaştırabilir. Çünkü o 5 yaşındaki çocuk işte kreşe gider, anaokuluna gider. O bebeğe bulaştırabilir onu. Özellikle 1 yaş altında ve 6 ay altında çocukların kızamık olması da oldukça risklidir. Zaten çocuklar aşılanıyor. İlk 6 ay anneden geçen antikorlar bebekleri oldukça korur. Bebekler için koruyucudur. O yüzden hani... emzirmek önemli bu anlamda, evet, değil mi? Evet, emzirmek çok önemli. Korumak amaçlı. Korumak amaçlı emzirmek önemli. İlk 6 ay anneden geçen bağışıklıkla, hormonlarla bağışıklığı sağlanıyor. Daha sonra da zaten 1 yaştan sonra da aşısı yapıldığı için aşıyla korunuyor. Genellikle de aileleri artık onu söylüyoruz. Bebekten uzak tutacaklar. Evet, bir şekilde olması gereken bu şekilde koruyacağız bebekleri. Peki eğer anneye bulaşmışsa annenin sütünden bebeğe bulaşma ihtimali var mı? Yok, annenin sütünden bulaşmaz kolay kolay. Pekala. Hocam şimdi dediniz ya, A vitaminin eksikliği bir risk faktörü. Korumak amaçlı aşının yanında A vitamininden zengin beslendirmek çocuğu önemli midir? Korumak amaçlı. Tabii ki. Yani biz şimdi zaten çocukların beslenmesinde biz dengeli beslenme, her türlü vitamini içeriyor beslenmeleri. A vitamini ve hatta şöyle de bir şey var. Biz çocuklara vitamin desteği zaten 1 yaşına kadar öneriyoruz. Onların içerisinde de normal polivitamin şeklinde A vitamini olabiliyor. Ama kızamıktan korumak için de tabii ki A vitamini içeren gıdaların takviyesi uygun olur. Bunlar ne tip gıdalardır hocam? Bizi nasıl bilgilendirirsiniz? Özellikle meyve ağırlıklı sebzeler, meyveler, bunların içerisinde A vitamininden genellikle zengin gıdalar. Eğer bu meyveleri, sebzeleri çocuk yiyemiyorsa acaba destek amaçlı tablet halinde de verilebilir mi bu vitamin? İşe yarar mı? Verilebilir tabii ki. Ama sağlıklı bir çocuğa ekstradan A vitamini vermemize gerek yok zaten. Eğer ki kızamık gibi bir risk söz konusuysa, varsa, hani çevrede kızamık açısından riskli çocuklar varsa belki o zaman önerilebilir. Veyahut da çocuk kızamık olmuşsa A vitamini verilebilir. Ama sağlıklı bir çocuğun çok ihtiyacı yok genelde. Bağışıklık sistemi zaten onu yenmeye çalışır. Yenmeye çalışır değil mi? Şimdi hocam, bahsettiğiniz belirtileri, bu belirtiler başka hastalıklarla da karıştırılabilir mi? Karıştırılabilir. Özellikle ebeveynler tarafından. Ebeveynler tarafından karıştırılabilir. Başka kızamıkçık, kızıl, alerjik hastalıklar gibi bir takım döküntülü hastalıklarla karıştırılabilir bunlar. Griple bile karıştırılabilir griple bile belki karıştırılabilir. Değil mi? Evet evet, griple bile. Özellikle başlangıç dönemi, zaten kızamın başlangıç dönemi griple gibi başlıyor. Griple karıştırılabilir. Ama zaten aileler hani o ateşi görünce genellikle getiriyorlar bize. Çocuk uzmanına götürmek gerekli ateşi gördüğümüz anda. Hı hı. Peki hocam kaç gün sürer? Acaba tedavisini biraz daha detaylı girelim sonra. Tamam. 10-14 gün civarında sürüyor kızamık. Çocuk genellikle hani çok halsizse, ateşi çok yüksekse ateşini düşürüp rahatlatmak ve yatak istirahati vermek, arkadaşlarından, kardeşlerinden uzak tutmak, izole etmek gerekiyor. Hangi aşamada size getirelim? Siz hangi aşamada tedaviye başlıyorsunuz? Kaç gün hastanede kalması gerekiyor çocuğun? Şimdi çocuk eğer iyiyse, genel durumu iyi, beslenmesi iyi bir çocuksa ayaktan atlatabilir kızamığı. Ama beslenmesi kötü, zayıf bir çocuksa ve ağızdan alamıyorsa, çocuklar için beslenme, sıvı tüketimi çok önemlidir. Çocuklar çok çabuk sıvı kaybına uğrarlar, çok çabuk beslenmeleri bozulur, yetişkinler gibi değildir. Eğer çocuk yeteri kadar iyi beslenemiyorsa ve ağızdan alımı iyi değil, ateşi düşmüyorsa biz onları hastaneye yatırırız. Onun bu aşamada ne yapılır? Hastanede? Bu aşamada sıvı tedavisiyle destekleriz biz. Ağızdan, damardan mı verirsiniz? Damardan, damar yoluyla. Serum şeklinde sıvı tedavisiyle destekleriz. Çünkü ağızdan alamadığı için beslenemeyecek, vücut direnci düşecek, ateşe düşmeyecek. O nedenle serum tedavisiyle destekleriz. Ateşini düşürmek için, çünkü vücudu yorar. Ateşini düşürmek için ateş düşürücülerle destekleriz tedavisini. Kaç gün yatar hastanede hocam çocuk bu durumda? Bu durumda ortalama olarak 5 gün bir hafta civarında yatar. Genel durumu toparlayana kadar yatar. Şimdi anladığım kadarıyla kızamık ölümcül bir hastalık değil. Kızamığın yol açtığı hastalıklar ölümcül. Aynen öyle. Hocam? Kızamık viral bir enfeksiyon. Kendisi ölümcül değil ama kızamığın komplikasyonları, gelişebilecek komplikasyonlar ölümcül olmasına sebep oluyor. Esas ölüm sebepleri onlar. Çocuklarda özellikle bu zatürreler, kızamık sonrası gelişen ishaller ölüm sebepleri. Bir de kızamığın beyin iltihabına yol açabileceğini okudum ama bu bilgi doğru mudur? Ne dersiniz? Şimdi beyin iltihabına şöyle iki şekilde kızamıkta beyinle ilgili sıkıntı gelişebiliyor. Hı hı. Hastalığın seyri sırasında beyin zarları tutulabilir, ensefalit dediğimiz tablo gelişir. Yani menenjit, ensefalit gibi beyin zarı iltihabı olur. Hı hı. O şekilde bir beyin iltihabı gelişir. O da bazen çok ciddi seyredebilir, bazen çok ciddi seyretmez. Ama şöyle de bir durum var. Eğer kızamık erken yaşta geçirilirse, özellikle 6 ayın altındaki bebekler kızamık geçirirse, hemen sonra değil 7-10 yıl sonra kızamığın farklı bir beyni tutan komplikasyonu var. Buna biz subakut subklerozen panensefalit deriz. Çocuk normal sağlıklı bir çocuk. 6. aydan önce kızamık geçirmiş. 7-10 yaş civarına geldiğinde birden işte bütün kazanmış olduğu becerilerini, her şeyini kaybetmeye başlıyor yavaş yavaş. Çocuk hem içe kapanık hale geliyor, hem hareketleri yavaşlıyor. Daha sonra da bütün kasları tutuluyor, yatağa bağlı hale geliyor. Bu da kızamığın geç dönem komplikasyonu, beyni tutan. Peki hocam bu sık görülen bir vaka mıdır? 100.000'de bir görülen bir durum. Çok nadir görülür. Çok nadir görülen bir durum. Peki görülüp görülmeyeceği çocukken yaşadığı sıkıntılardan anlaşılır mı? Anlaşılmaz genelde. Ama tek risk faktörü küçük yaşta geçirmesi çocuğun. 1 yaşının altında ve özellikle 6 ayın altında geçirmesi. Bunu öngörmek çok mümkün değil ama 100.000'de bir görülebilen nadir bir komplikasyondur. Peki önlemek mümkün mü hocam? Diyelim ki çocuk küçük yaşta kızamık geçirdi. Yani önlemek... Yeniden aşılamak mesela bir önlem midir? Ne dersiniz? Yani çocuğu aşılamak, hani aşısızsa aşılanır. Kızamık geçirdiğinde zaten kızamıklıyla temas halinde. Kızamık geçiren çocuğun aşılanmasına gerek yok ama kızamıklı birileriyle temas ettiği zaman aşılanması önerilir. Fakat hani bunu herkes de olacak diye bir şey yok bu komplikasyon. Hı hı. Yani artık yakın takip etmek gerekiyor. Nöroloji kliniğiyle belki yakın takip, çocuk nörolojisiyle yakın takip gerekiyor. Onun dışında çok yapılabilecek bir şey yok. Son 10 dakikamız kaldı hocam. Soru cevap kısmına geçelim. İzleyicilerimizden gelen soruları size bir aktarayım. Siz de bu noktada, bu aşamada bizlere katılabilirsiniz efendim. Eğer aramak isterseniz 0212 243 71 78 telefon numaramız, 0544 880 87 87'de WhatsApp yoluyla bize mesaj atabileceğiniz numara. Bir izleyicimiz der ki, hocam merak ettiğim şu, bu aşıyı hiç olmamış kız çocukları ileride hamile iken hastalanırlarsa özürlü bebek dünyaya getirirler mi? Böyle bir bilgi duymuştum da yanlış da biliyor olabilirim, bilgilendirir misinizler? Şimdi bizim sadece kızamık değil, kızamıkçık, kaba kulak gibi bir takım başka hastalıklarımız var. Özellikle bahsettiği kızamıkçık hastalığı. Kızamıkçık, eğer anne gebeyken kızamıkçık geçirirse bebekte körlük, sağırlık ve kalp hastalıkları gibi bir takım problemler olabiliyor. Ama eğer anne gebelikte kızamık geçirirse çocuk özürlü olmaz. Sadece erken doğumlara yol açabilir. O kadar. Onun dışında ciddi bir problem olmaz. Yani bebekte özürlülük, herhangi bir sıkıntı olmaz kızamık geçiren annede. Peki. O kızamıkçık için geçerli. Pekala. Bir diğer soruya bakalım hemen. Hocam, benim çocuğumun sınıf arkadaşı kızamık olmuş. Ne yapmalıyım? Çocuğumu daha önce aşılatmadım. Artık çok mu geç oldu? Kızım şu anda 9 yaşında der. Belki bebekken ilk turu yaptılar belki. Bebekken ilk tur yapılmıştır, ikinci doz yapılmamıştır. Olabilir. Az önce ondan konuşmuştuk. Evet. Okullarda ilkokul 1. sınıfta yapılıyordu. Bazen aileler onu yaptırtmıyorlardı. Eğer çok yakınsa arkadaşı 72 saat içerisinde kızamık aşısı yaptırabilir temas ettiği arkadaşı. İlk 3 gün içerisinde kızamık aşısıyla aşılanabilir. Geç kalmış sayılmaz yani. İlk 3 günü geçmediyse geç kalmış sayılmaz. Pekala. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Hocam, zaten Suriyeliler geldi, kızamık Türkiye'de de hortladı diyebilir miyiz? Benim çocuğum aşılandı ama Suriyeli arkadaşları var okulunda. Sizi dinleyince endişelendim şimdi. Acaba A vitamininden zengin beslesem çocuğu daha iyi korur muyum der. Şimdi Suriyelilerden çok bulaştığına dair herhangi bir şey yok elimizde. Şöyle bir şey var. Çünkü Suriyeliler sınırdan geçerken onlar eksik aşılı olarak kabul edip aşılanarak giriyorlar ülkeye. Ondan dolayı yani Suriyeliler'de kızamık salgının olduğuna dair çok bilimsel bir kanıtımız yok şu anda. Sadece çocuklarının bağışıklığını güçlendirmek için beslenmelerine dikkat etsinler yeterli. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Peki ülkemizde bu yıl nasıl artmış olabilir? Ne yollarla artmış olabilir bu sayılar hocam, bu vaka sayıları? Vaka sayıları bu işte Avrupa'da yurt dışına temaslı vakalarla, yurt dışına giden çocuklar işte veya insanlar oradaki hasta vakalarla temas ettikten sonra ülkemize gelmeleri veyahut da ülkemizde zaten hani Suriyelilerden başka yabancılar da çok. O şekilde de temasla artmış olmasından şüpheleniyoruz zaten. Evet. Hocam, şimdi yine birlikte sokağa çıkacağız. Mikrofon uzattık. Bakalım ne yanıtlar aldık. Üzerine sohbet edeceğiz. Çocuklarınıza aşılarını yaptırmış. Yaptırdım tabii, hepsini. Ama mesela o aşılar belirli bir standart bence. Zaten onlar hepsi Almanya'da yaşıyordu. İstesen de istemesen de mecburen. Zaten yapılması gereken şeylerdi. Yaptırdık. Hepsini yaptırdık. Bebekken annem yaptırmış, sonrasını bilmiyorum. Okullarda zaten yapılıyordu aşılarımız. Tam diyebiliyorum. Tabii ki onlar bizim yaşadığımız yerde böyle bir şansınız yok zaten. Okula dağılmıyorlar. Hani Türkiye'de de eminim böyledir ama. Hocam, biz yetişkinler çocukken aşı olup olmadığımızı nasıl biliyor olacağız? Bilebiliyor muyuz? Onu ailelere sormak gerekir. Ya hatırlamıyorlarsa? Hatırlamıyorlarsa büyük ihtimal yani olunmuştur. Çünkü şöyle 2000'li yıllardan itibaren 1998'li yıllardan 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de genişletilmiş küresel bağışıklık genişletilmiş aşılama programı uygulanıyor bizim ülkemizde. Yani bizde aşılar Sağlık Bakanlığı tarafından sıkı tutuluyor. Büyük ihtimalle çoğunlukla aşılanmıştır. Bebeklik döneminde en azından aşılar yapılmıştır. Sonraki doz belki yapılmamış olabilir ama bebeklikteki aşıların yapıldığını düşünüyorum genelde. Bir izleyicimiz de şunu sormuş hocam. Kızamık geçiren bir çocuğa banyo yaptırılır mı? Suların kirli olma olasılığı hastalığı artırabilir mi? Onun için soruyorum der. Kızamık geçiren bir çocuğa belki suların kirli olması herhangi bir şey olmaz, arttırmaz. Zaten kızamıkta açık yara yok vücutta su çiçeği gibi. Kapalı kırmızı döküntüler olur. O yüzden banyo yaptırmanın veya suların hani endişe ediyorsa kirli olmasından onun herhangi bir sıkıntısı olmaz, zararı olmaz. Sorularımız bu kadardı hocam. Son sözlerinizi alalım, birlikte kapatalım programı sonra. Kızamık salgını, kızamık gerçekten ciddi bir hastalık. Ülkemizde de salgınların olmaması için mutlaka çocuklarımızı tam doz aşılatmamız lazım. Gerçekten bizde ülkemizde aşılar herkesin ulaşabileceği şekilde gayet iyi sunuluyor. Bu konuda ana çocuk sağlığı merkezleri, aile hekimleri aşıları gayet güzel takip ediyor. aşıları yaptıralım. Aşıların otizme yol açacağına dair herhangi bir şey yok. Bundan korkmamak gerekiyor. Çocuklarımızı aşılatırız, aşılatmamız gerekiyor ki bu salgınları azaltalım. Kadın Hayatı'na katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim böyle önemli bir konuyu konuştuğumuz için. Kızamık hakkında bizi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Meltem Erol bilgilendirdi. Kendisiyle birlikte kapatıyoruz programı. Yarın yine aynı saatte başka uzman konuklarla başka konuları konuşuyor olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın. Sağlığını kaybetmiş izleyicilerimize de acil şifalar dileyelim. Hoşça kalın.